Otosurban otosurban yine böyle yaptım. Ben istiyorum. Kolum fırsın oldu. Почитувани во рамките на низата интервјуа на Дубај Портал, овој пат во соработка со турската новинска агенција ИХА, ќе имаме можна да ви презентираме еден краток разговор или така мини интервју со еден навистина прекрасен човек, пред се спортист, кој што газел по терените на ширум Европа, турски репрезентативец и се разбира поранешен играч на Галатасарај. Денес се наоѓаме тука во Скопје, значи на стадионот на фудбалскиот клуб Шкупи, каде што и господинот е веќе во откриеме сега Умит Каран, веќе е и тренер на овај клуб. Значи, во неколку минути ќе имате можност да го проследите неговото видување во однос на ево, неговото прво искуство во нашава држава и како тренер на овој фудбалски клуб. Се разбира, видеото ќе биде проследено на мајчин турски јазик, бидејќи ќе се емитува во Република Турција, а ние, зависно, се разбира со делот нашиот тим кој е задолжен за преведување, ќе има и симултатен превод на македонски јазик. Biz buraya geldiğimizde takımın durumu çok iyi gözükmüyordu fakat şimdi milli takım arası var. Bunu iyi değerlendirip üst sıralara çıkmamız gerekiyor. Geçen sene bu takım Avrupa kupalarında oynadı. Maalesef şu an alt sıralarda ama iyi bir çalışmayla, iyi bir süreçle inşallah bir dahaki maçları galip getirip üst sıralara çıkmak istiyoruz tabii. Şimdi tabi Balkan bölgelerinde hep iyi futbolcular çıkıyordu. Zamanında da çok yetenekli futbolcular çıktı. Şu anki benim takımdaki 10 tane oyuncu 18 yaşında. Yani bizim hedefimiz, biz Müslüman takımımız burada. O çok önemli. Yani buradan hakikaten iyi oyuncular yetiştirip hem Türkiye pazarına hem Avrupa pazarına satmak istiyoruz. Dediğim gibi şu anki takımda 10 tane 18 yaşında oyuncu var. Bir futbol akademisini kurmayı düşünüyoruz. Yani daha çok oyuncu yetiştirip daha çok Avrupa pazarına, Türk pazarına pazarlamayı düşünüyoruz. İnşallah bu hedefimize de zamanla uğraşacağımızı düşünüyorum. Ama tabii bunlar hepsi zaman içinde olacak şeyler. Biraz da skor endeksli futbol. Takım iyi gitmezse altyapıda da iyi işler olmaz. Dünya markası dediğim şöyle aslında, buradan sürekli yurt dışına işte Avrupa'ya ve Türkiye futbolcu yetiştirip yollayabilirsek, yani eskiden Ajax gibi kulüpler futbolcu yetiştirip futbolcu satıyorlardı. Biz de bu bölgeden inşallah futbolcu yetiştirip dünya markası dediğim genç oyuncu yetiştirme fabrikası gibi düşünmek lazım. Biz de inşallah bu süreçte bunu başaracağımızı düşünüyorum. Ama tabii bunlar hepsi bir süreç. Çünkü genç yaşta başlaman lazım eğitime. Bir de burası da kolay değil. Burası biraz karışık. Desteğe ihtiyacımız var tabii. Biraz da tabii Müslüman takım olduğumuzda zaman zaman zorluklar da yaşayabiliyoruz. Ama biz o zorluklarda her şeyi gidip açacağız inşallah. Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Ya burada tabii futbol biraz daha yavaş. Biz futbolu biraz daha hızlandırmamız lazım burada. Fiziksel güçleri çok düşük oyuncular var. Onlar temel antrenmanları yok aslında. Altyapı dediğimiz olay burada çok az oyuncu da var. Ne oluyor? Burada mesela Arnavut'tur, Makedon'udur. Bunlar mesela Avrupa'da yetişen genç oyuncular var. Onların altyapısı iyi ama burada yetişen oyuncuların aynı Türkiye'de yaşadığımız problemleri yaşıyoruz. Ana temel futbolda dediğimiz ana temel hareketler yok yani. Biz bunları öğretmemiz gerekiyor. Teşekkür ederiz.
Hadi koyalım. Şurada. 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 Şurada